faneniz mi bozuldu? Discord mu kullanıyorsunuz? Touchpad'iniz yok mu? Masaüstü bilgisayar mı kullanıyorsunuz? O zaman bu video tam size göre. Dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Discord'un kısa yollarını öğreneceğiz. Bu kısa yollar sayesinde eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız tabi bunlar olmayacak. Çünkü mouse'unuz olmadığı için Discord'u hiç açamayacaksınız. Ama bu laptoplar için, ki çoğu kişi de zaten laptop kullandığı için, ekran kartları vesaire pahalı olduğu için, sistem dizemedikleri için laptop kullanıyor herkes. Her neyse, bundan dolayı ben klavye kısa yollarını göstermek istedim. Neden böyle bir şey çektin, işte çoğu kişi biliyor vesaire gibi şeyler gelebilir, yorumlar gelebilir. Benim amacım şu, hem içerik üretmiş olmak, hem insanlara yardımcı olmak. Çünkü Discord'a daha yeni başlayan kardeşlerimiz vesaire de olabilir, hiç kullanmayan da olabilir. Ki bunları eskiden belli kullananlar zaten biliyordur, Discord'un içerikliğinden belli kullananlar. Veya şöyle 2-3 yıldır kullananlar bu kısa yolları biliyordur zaten. Şimdi ilk başta eğer bu videomdan kısa yolları anlamazsanız, ki ben tüm kısa yolları ekrana söylediğim anda ekrana yazacağım. Ve siz bunları anlamış olacaksınız ve kullanabileceksiniz. Şimdi ilk göstereceğim kısa yol, sunucularda mesela grup yaptınız ve sunucularda gezmek istiyorsunuz ama gezemiyorsunuz. Fareniz yok, yani fareniz bozuk, touchpad'le de 2 saat üstüne götürüp tıklamak istemiyorsunuz, üşendiniz. Şimdi bu göstereceğim şey klavyede sadece 9 tuşu olduğu için, numlock'ta veya numara olarak klavyede 9'a kadar tuşlar olduğu için 9'dan sonraki sunuculara giremiyorsunuz. Mesela 15 tane sunucunuz varsa ilk 9 tanesine kısa yolla gidebilirsiniz. Diğerlerine gidemiyorsunuz maalesef ki. Şimdi bu kısa yolumuz ise mesela CTRL ile 1'e basarsak mesaj kutumuzu açar. CTRL ile 2'ye basarsak sunucuya gelir, ikinci sunucuya gelmiş olur. 1 de mesaj kutusunu açıyor. 2 de ikinci sunucumuzu açıyor. 3'e bastığımızda 3. sunucu, 4'e bastığımızda 4. sunucu ve öyle gidiyor. Bu arada aşağıya linkini bırakacağım. Burası da bizim sunucumuz, gelmeyi unutmayın. Pek aktif değil. 17-20 kişi falanız ama pek aktif değil. Gelirseniz aşağıdan sevinirim. Aşağıya linki bırakacağım. Şimdi kısa yollara devam edelim. Buradan bu şekilde CTRL ile basarak 9'a kadar sunucular arasında gezebiliyorsunuz işte dediğim gibi. Şimdi İsterseniz diğer kısa yolumuza geçelim. Diğer kısa yolumuz ise sunucu kanallarında hızlı bir şekilde gezmek. Şimdi sunucu kanallarını ayarlıyoruz mesela. İşte aşağıda kalıyor. Mesela ilk ses kanallarını vesaireleri görüyoruz ve aşağıda kalan kanalları 2 saat touchpad'imizle gidip açmak istemiyoruz. Onun yerine kısa yol kullanabiliriz. Nasıl mı göstereceğim. Bunda da alt tuşunu, yani klavyemizden alt tuşuna basılı tutarak sağ taraftaki hareket tuşlarından yukarıyı ve aşağıyı kullanacağız. Aynı anda bastığımızda gördüğünüz gibi medya bot komut gibi, yani diğer kanallara geçiyor. Yukarıya bastığımda da bir önceki kanallara gidiyor. Bu kısa yolumuz da bu şekildeydi. Bu arada benim telaffuzumla anlayamayacağınızı biliyorum. Ben videoyu editlerken ekrana kısa yolları yazacağım. Sıkıntı çekmezsiniz o yüzden. Şimdi diğer bir şeyimiz ise sunucular arasında gezinmeyi gösterdim. Sunucudaki kanallar arasında gezinmeyi gösterdim. Bu aynı şekilde CTRL 1 yaparak DM'nizi açarsınız ve DM'nizde de gezinmenizi sağlar bu kısa yol. Kanallarda kullandığımız kısa yol, kanallar arasında gezinmek için kullandığımız kısa yol, DM'deki kişiler arasında gezinmemizi de yarıyor. Bu video biraz kısa olmuş olabilir, kusura bakmayın. Yani derslerden dolayı vesaire uzun video çekemiyorum çok. Videoda gelmedi zaten bir aydan dolayı. Ondan dolayı işte sınavlar vesaire vardı. Ben bunun tarayıcı için olanını da çekmek istiyorum. Ama çeken büyük kanallar vardı. Eğer isterseniz yorumlara yazarsınız tarayıcı için çek diye. Ben de çekerim. Sıkıntı yok benim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan 2 tane videom çıkacak. Diğer videolarım çıkacak. Onlara tıklayıp izlemeyi unutmayın. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. %99'luk kısım abone olmadan izliyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Emeğimize saygı olarak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıcakla.
girls with their nails done now.